Şimdi yeni bir örnek daha yapmak istiyorum arkadaşlar. Bir karakterin, bir harfin, sesli harfin kalın sesli mi yoksa ince sesli mi olduğunu bulmak istiyorum. Bu noktada File New Project diyorum. Next diyorum. Command Line App. Next. Projemiz ismi şöyle. Sesli harfler diyelim. Finish diyelim. This window diyerek bitiriyorum. Buraya geldim. Burada yazmaya başlayalım. Şimdi dedik ya karakter. Hani harf olacağı için string de verebilirim. Ama ben bunu şöyle char diye yazmak istiyorum. Örneğin A harfi olarak. Şöyle geldim. Bakın biz bütün örneklerimizde değerleri buraya yazıyoruz. Fakat burada amacımız alt tarafını öğrenmek. İlerleyen zamanlarda bunları veri kaynaklarından almayı, kullanıcıdan almayı öğreniyor olacağız. Şimdi amacım şu. A ses e, kalın sesli bir harftir şeklinde bir mesaj, E yazmış olsaydı E ince sesli bir harftir şeklinde bir mesaj vermek istiyorum. Bunu nasıl yaparız? Bu noktada ben birazdan çözmeye başlayacağım. Ama siz tam da bu noktada şeyi durdurup, videoyu durdurup bir 10 dakika süre vererek kendinize bunu yapabilirsiniz. Hemen akabinde videoyu devam ettirip benden sonu, çözümü izleyebilirsiniz. Hadi bakalım. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Ben bu işlem için bakın hani 8 tane durum var. Bir kere. A, E, Ö, I, O, Ö, U ve Ü harfleri. Sekiz tane harf var. Ben bu noktada ve iki tane durum var bu arada. Bir switch bloğunu kullanmak isteyebilirim. Switch, harf diyelim. Harf için bir switch bloğu çalıştıracağım. Parantezimi açtım, kapadım ve içine girdim. Diyorum ki bu noktada, case, case durumu. Case A ise, bakın aynı senaryo, aynı mesajı biz e, örneğin I içinde veriyor olacağız değil mi? Case I ise, şöyle I ise gibi. Tabi bunların caselerin sonunda iki nokta var arkadaşlar. Case I ise, case O ise ve case u ise biz ne yapacağız bu noktada? Hepsine ortak mesaj verebiliyorduk ya veya ortak kod yazabiliyorduk. Burada başka kodlar da yazılabilir. Ben direkt print line kullanıyor olacağım. Print line diyerek sesli harf kalın sesli harf diyorum. Peki hemen akabinde ne yapmalıydım? Bir break çalıştırmalıydım. Bir de default durumu vardır arkadaşlar. Default durumu ise bunların dışındaki durumlarda. Onda ise bir sistem nokta out nokta print line diyerek ince sesli harf olarak işaretlemek istiyorum. Control shift alt L ile kodumu formatlıyorum. Evet bunu çalıştırdığım zaman bakın şöyle gelsin. Bakın E ince sesli harf. Ama harfimiz ı olsaydı kalın sesli harf olarak bize mesaj vermesini bekliyoruz ki nitekim öyle oldu.